Merhabalar, hoş geldiniz. 25 Kasım Cumartesi, iyi hafta sonları dilerim herkese. Kasım ayını bitiriyoruz. Artık yavaş yavaş Aralık ayına, yani 2024'de sayılı günler kaldı. Son artık bir ayın içerisine gireceğiz önümüzdeki hafta. Merkez Bankası toplantısında uğurladık. Amerika tatildi, Şükran günü nedeniyle bir buçuk gün yani dışarıdan çok içeriye odaklıydık bu hafta içerisinde. Önümüzdeki haftan itibaren hem içerisi hem dışarısına daha fazla odaklanmış olacağız. Çünkü artık Amerika'da FED toplantısı da var Aralık ayında. Enflasyon, tarım dışı istihdam verisi, yeni verilerle beraber ve 2024 en çok da öngörülerimizi paylaşacağız. Yani 2024 konuşacağımız bir ay olacak Aralık ayı. Şimdi arkadaşlar önümüzde iki tane seçenek var. Önümüzde Hani hangi seçeneği değerlendirelim Çünkü şu soru çok geliyor çok fazla Peki ne alalım yani ne alalım ne yapalım Tamam faizler yükseliyor yani faize mi gidelim Peki yani altın yükselmeyecek mi yükselecek yani ne yapalım kısmında aslında karşımıza iki tane seçenek var Şimdi o seçeneklerden bahsedeceğim biraz da rehberlik olsun rehberlik anlamında da size bir takım öngörülerde bulunmak istiyorum Umarım faydalı olur Şimdi önce bir haftayı kapatırken merkezi bir kenara bırakalım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklaması vardı emekli maaşları ile ilgili. Aslında maaş değil de ikramiyelerle ilgili şu 5000 TL'yi biliyorsunuz bu çalışmayan emeklere dağıtmışlardı. Şimdi ek bir düzenlemeyle o almayanlara da vereceğiz şeklinde. Yani bütün emekliler aslında o 5000 TL'yi almış olacak. Yani hani bu taraftan bakınca hani iyi haber diğer taraftan aslında emeklileri ilgilendiren en önemli kısım bir defaya mahsus verecek paralar değil bence maaşlar olacak çünkü emekli gerçekten çok zorlanıyor yani inanılmaz zorlanıyor etraftan da her ailemizin içerisinde özellikle çalışamayan belli bir yaşın üzerine gelmiş ve gerçekten aslında onların daha çok ihtiyacı var. Yani paraya daha çok ihtiyacı olan dönemler her anlamda. Dolayısıyla iyi bir iyileştirmeyi çünkü çok geride de kaldı emekli maaşları. İyi bir iyileştirmeyi kesinlikle yapılmalı diye düşünüyorum. Yani onu da bakacağız bakalım. Hani çünkü orada iki tane şey şimdi ön plana çıkıyor. Malum bu parasal sıkılaştırma, sıkı duruş esnasında şimdi hani acaba gerçekleşen enflasyon mu? Gerçekleşecek enflasyona göre mi e, zamlar yapılacak ya da ücret zamları? Hani orada epey bir hani daha önce tartışmadığımız şeyleri artık e, tartışıyoruz. İşte gerçekleşen, gerçekleşecek olan. Bu sefer durum buraya kadar geldi yani e, arkadaşlar. Neyse çok uzatmayayım. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili vergi istisnasını seneye tekrar değerlendireceklerini söyledi ve aslında şunu söyledi. Yani KKM devam ediyor ama gözle gölü bir şekilde de çıkış var. Yani bizim rasyonel ya da normal politikalara dönmemizle beraber ki normal politikalar demek ki daha önce çok da normal politikalar yapmıyormuşuz. Ee, arkasından bu cümlelerin bunu da okumak lazım. Ee, normalleşmeye rasyonel politikalarla e, döndükten sonra artık KKM'den ciddi böyle hatırı sayılır bir şekilde bir çıkışın olduğunu kendisi de söylüyor. Yani KKM kendi kendine e, zamanla bitecek aslında hani söylediği bu. E, ve daha çok mesela yabancılarla ilgili e, konuşması var. Hani çok uzun zamandır seçimden sonra bir sürü görüşmeler yaptı diyoruz toplantılar şunlar bunlar ee, evet yani ciddi bir para girişi olmadı ama Meme Şimşek diyor ki aslında diyor baktığınız zaman son 5 aya bizim e, geldikten sonra bizim zamanımıza baktığınızda hem rezervlerim güçlendiğini hem de e, hiç para girişi yokken e, aslında burada bir e, yavaş yavaş bir para girişinin e, gerçekleştiğini e, görebilirsiniz diyor e, tahvil piyasasına ciddi bir e, giriş var burada ciddi bir e, performans göz, gözlemliyoruz diyor ve yaklaşık 4.9 milyar e, dolarlık da bir bu dönem içerisinde bir giriş olduğundan bahsediyor. Yani umut var diyor açıkçası ve seçim sonrasında da özellikle ciddi bir talebin olacağından bahsediyor. Bay ile yapılan konuşmalar, anlaşmalar yani biz kimseden para istemedik. Biz buradaki potansiyeli aslında sergiledik. Dolayısıyla Bay tarafından ve başka yerlerden de ciddi girişimler enerji tarafında, dijital tarafta birçok alanda bir takım yatırımlar olacak diyor. Kurla alakalı da ...kurda diyor bir hedefimiz aslında yok. Yani dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Yani kura biz müdahale etmiyoruz e, dedi. Yani kura müdahale etmiyoruz. Bunun altını daha önce de zaten çizmişti. Peki müdahale yok ama diyor... ...KKB'den dönüşlerdeki... E, ka, e, e, ...doları da karşılıyoruz diyor. Yani şimdi aslında böyle olunca... E, ...bir anlamda yine dolar... E, ...şey yapmış oluyorlar. Yani bir anlamda vermiş oluyorlar. E, dolayısıyla hani... E, KKM'de o kadar yüklü bir miktar var ki işte orada dökki dönüşler e, baktığınız zaman hani hani o oraya bağlıyor, o oraya bağlıyor. E, artık hani bu karar sizin çünkü baktığımızda hani dolardaki yükseliş gerçekten hani böyle özellikle Çizilmiş bir şekilde yani yukarı doğru gidiyor ve yani o kadar düzenli, o kadar böyle ne diyelim en ufak bir şeye mahal vermeden yükseliyor. Artık o kararsız verin, hani burada hiçbir el yok demek bilmiyorum. Hani bana çok şey gelmiyor açıkçası. Çünkü mesela merkez bankası ciddi faiz artırıyor. O faiz artışlarında mesela son aylarda yaşadığımız Ondan sonra Cumhurbaşkanı mesela sert konuşmaları oldu. Genelde eskiye baktığımız zaman kurda acayip böyle dalgalanmalar gördük. Ama bu sefer görmüyoruz artık yani. İşte dolar endeksi de mesela dünyada dolar bir anda güçleniyor, güçlendi. Ee, bir anda düştü. Bunların hiçbirinin bizim kurumuza yansıdığını görmedik. Yani nasıl bir denge var ki e, böyle tık 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 tık, tık <laughs> yukarı doğru giden bir e, kurla karşı karşıyayız. Zaten yıl sonunda 30'da tamamlayacağız. Yani hani dolar ne olur kısmında aslında hani herkes onu soruyor ne olur vallahi geçmişte ne olduysa bundan sonra da o olacak. Yani yani bunun garantisini hiç kimse veremez. Yani işte bu düzen devam edecek. Aman hiçbir şey olmayacak İşte tutacağız, tutmayı başaracağız gibi gibi. Yani bunların hiç kimse hiçbir şekilde garantisini veremez. Daha önce neler yaşadıysak ki 2018'den bugüne benzer şeyleri de yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. İşte bir de CDS'lere değinmiş. Geçen sene 900'lere kadar çıkmıştı. İşte şu anda 330'lara kadar çıktı, indi diyor. Bu da işte yaptığımız aslında politikaların neticesi şeklinde Ve yabancılardan da dediğim gibi olumlu bir takım e, mesajlarla Mehmet Şimşek bu böyle bir açıklama yaptı. Swap tarafı tabii çok önemli. E, swap limitin tekrar e, değerlendireceğiz şeklinde diyor. Yeni bu açıklamasının içerisinde e, yer alıyor. E, seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak. E, ve e, Swap tarafında da Swap tarafını tekrardan yani swap limitini yeniden değerlendireceğiz diyor. Bu da oldukça önemli. Ve evet bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi de uygulanmayacak. Şimdi bunlar hani cuma kapanışında son böyle gelen perşembe cuma merkez bankası toplantısından sonra gelen açıklamalar. Şimdi gelelim videonun ana konusuna ana konuya dönelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çünkü altına falan da değineceğim şimdi. Şimdi dün... Amerika yarım gündü ama... Yani neticede üretim... piyamayı geldi 49.4. Beklentinin altı. Bileşik global geldi. Bileşik... Satın alma endeksi geldi. O da tam beklenti paralelinde. Hizmet piyamayı geldi. O da beklentinin minicik bir tık üstü. Yani 50.4 bekleniyorken... 50.8 geldi. Şimdi... Burada bir dengelenme var yani hani böyle geçmişte geçen aylara göre biraz dengeye gelen biraz hafiften düşme eğilimi gösteren hafiften biraz güç kaybeden bir ekonomi öncü göstergelerini görüyoruz PMI tarafına baktığımız zaman. Bu da tabii Fed'in elini çok güçlendirmeyen ve piyasanın işine yarayan bir şey açıkçası. Hani dolar 2000 dolarla bitirdik mesela 10 altın 2000 dolarla haftayı kapatmış olduk. Oradan da bir parça e, güç bulduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim e, içeriye. Dün borsa 7.959'dan kapattı. 0.78'lik bir yükseliş oldu. E, yani borsa tarafında artık e, resmen hani şirketler, şirket bazında, hisse bazında oynamalar var. E, hep aynı yerinde sayan ve Hakikaten böyle endeks 7300'lere, e, e, yanlış söylemeyeyim, e, evet 7300'lere indiğinde gördüğü yerin daha üstüne çıkamayan hatta altında olan yerler var. Yani daha böyle temmuzdaki seviyelerde olan hala hisse senetleri var. Bazıları e, gidiyor, bazıları kalıyor. Bu ayrışma devam edecek. Neden orada daha böyle e, nakdi olan, e, güçlü şirketler, e, parası olanlar çünkü kredi maliyetleri de e, yükseliyor e, gördüğünüz gibi. Dolayısıyla güçlü olan şirketler, kredi maliyeti düşük olan, borcu az olan ya da borcunu ödeyecek nakdi olanlar biraz daha ön plana çıkmış olacak. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kötü kapatmadı. Bence güzel kapattı zaten. Kapanışta iyi bir yerden geldi ama hisselerde çok ciddi bir ayrışma var. Evet, yine bir internetimiz gitti geldi. Neyse. Şimdi kurda 28.87'den kapattı. Zaten kasımı 29'da kapatırız demiştik. İşte yani eli kulağında geldi dedik. Aslında geldi. Yani 29'lardayız. Makas da katarsanız alım satım makasını 29'ların üzerinde şu anda şey görüyor. Yani işlem görüyor serbest piyasada da bankalarda da. E, ve dolar endeksinin güç kaybetmesinden dolayı da e, euro dolar paritesi 1.94'lere kadar 0.94, 1.09'lara kadar yükselmiş durumda. Bir ant petrol petrolde 80.58, oldu. OPEC toplantısının ertelenmesi e, özellikle ve aralarında anlaşamaması aslında bu nedenden dolayı ertelediler. Enerji tarafında bir parça e, ne gördük, düşüş görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar şu soruya bir cevap verin. Ee, hocam ne alalım? Tamam, seçime gidiyoruz Mart ayında bir aslında yerel seçim, bu belediye seçimi. Fakat genel seçim havasında yani yapılıyor. Çünkü çok önemli. Yani bir büyük şehirleri almak, bir İstanbul'u, işte bir Ankara, bir İzmir. Yani belediye seçimleri gerçekten yerel seçimler havasında özür dilerim. Yani genel seçim havasında geçiyor. Oldukça önemli e, tabii e, siyasi açıdan kimin alacağı. Şimdi seçime gidiyoruz bir. İkincisi sıkılaştırma. Çok ciddi anlamda bir parasal sıkılaştırmanın içerisindeyiz. Mevduat faizleri yükseliyor. Yüzde elliyi bırakın yüzde elli rakamlara telaffuz edilmeye başlandı. Yani yüzde elli beşlere kadar bankalarda mevduat faizlerin yükseldiğini görebiliriz. Şu an 46'ları gördük ama şimdi önümüzdeki haftan itibaren... 50'ler hatta 55'leri görme ihtimalimiz oldukça güçlenmiş durumda şimdi e, piyasada genel anlamda da tamamen e, işler durmuş durumda yani yaprak kımırdamıyor. reel sektörde durmuş durumda otomobil piyasası e, gayrimenkul piyasası tamamen e, burada hani durmuş durumda bunu zaten biliyorsunuz Peki biz ne alacağız yani nasıl bir e, e, ne yapmamız lazım şimdi burada önümüzde iki tane seçenek var arkadaşlar bir. Seçime, seçime gidilen dönemler her zaman seçim dönemleri e, aslında belirsiz tamam yerel seçim belediye seçimi bile olsa bizde çok genel seçim havasında yapıldığı için biraz böyle güvenli alanlar güvenli limanlar hep böyle belirsiz ve öngörülemez durumlarda aslında karşımıza çıkıyor. Şu an parasal sıkılaştırma anlamında baktığımız zaman yani Mehmet Şimşek görevden alınmadığı sürece şimdi bunu da bilmiyoruz. Yani bu Gaye Erkan görevden alınmadığı sürece bunu da bilmiyoruz. Hani bu süreç ama devam edecek neticede. Alındığı zaman tekrar bakarız. Ama alınmadığı bir müddetçe ben şimdiki konjüktüre göre hesap yapmak, yapmalıyım. Öyle değil mi? Şimdi dolayısıyla e, ben çok sağlamcıyım. Benim için faiz çok önemli deyip gerçekten ben mevduata çok ciddi bir e, kapitalin gideceğini düşünüyorum. Ee, özellikle 50'lerin üstünde 55'lerin üzerinde bir oran oldukça yüksek bir oran yıllık bazda neredeyse 1 milyonu olan senelik 500 bin lira gibi düşünün. Ama buradaki konu şu, Şimdi faizler e, faiz kısmında hani kaç ay bu faiz devam edecek? Neticede bu bir yere kadar gidecek ve bir yerden sonra duracak. Şimdi bir kitle parası özellikle e, yani daha sağlamcı dediğimiz e, kitle özellikle e, 2 ayda olsa, 3 ayda olsa, 4 ayda olsa hani ne olursa olsun ben bu süreci hani faize değerlendirmek istiyorum diyebilir. Diyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu karar tamamen size ait. Hani ben paramı bu şekilde değerlendirmek istiyorum. 2 ay, 3 ay seçime kadar seçimden sonra tekrar değerlendiririm. Bakarım duruma göre ona göre pozisyon açarım diyebilirsiniz. Hani bu tamamen risksiz. Riski olmayan. Hazırda böyle bir para geliyor. Riski sıfır. Ben bundan ne mal alırım diyen ciddi bir kitle olacağını düşünüyorum böyle bir seçenek var mı? Evet, var. Bu tamamen e, yatırımcıya ya da size kalmış bir şey. Bunun hesabını siz yapacaksınız. Hani bunu hesabını kimseye yaptırmayın arkadaşlar zaten. Gidin bankanızla konuşun, birkaç bankadan fiyat alın. bakalım ne kadar veriyor. Oturun mesela önünüze, e, diğer yatırım enstrümanlarını koyun. Hani bundan daha çok mu gelir? E, bu mu bana fazla getirir? işte dolar bu kadar beklentim. Bu yükselirse bu verir gibi. E, ve avantajlı görünüyorsa size, e, size kalmış bir şey. Bunu siz değerlendireceksiniz. Bu bir. Şimdi ikincisi. Neticede e, dolar yükselmeye devam ediyor. Ons altın e, da Fed tarafında yani Amerika'da artık sonlara yakın olduğumuz için tepe noktasında faizle sona yakın olduğumuz için e, ve hani a, orada da yavaş yavaş e, ne diyelim hani e, Fed çok agresif hani konuşabilir ara ara tabii ki düzeltmeler olacak ama hani altın anlamında baktığımız zaman hani neticede o büyük faiz baskısı kalktı e, içeride dolar TL e, neticede yukarı gidiyor. Ve hani dolarda yükseliş devam edecek. Hani ataklar olur mu e geçmişte yaşadık. Niye bir daha olmasın? Yani bunun garantisi de hayır olmaz diyemeyiz. Kesin olur da e, şeklinde de bir şey diyemeyiz. Ama mesela bu sene seçimden sonra ne yaptık? Dolar 18-19 bandından bir anda 27-28'lere geldi. Yani çok ciddi e, %50 bir kere hani ne yaptı? Yukarı gitti bir anda. Dolayısıyla bunun bir garantisi yok bu çok öngörülebilir bir şey değil ama niye olmasın? Geçmişte olduysa bir daha olma ihtimali de yüksek anlamına geliyor. Neticede bir politika uyguluyoruz ama bu politika değişir mi? Evet, yani niye değişmesin? Değiştiğinde defalarca gördük. Şimdi birinci seçeneğimizi söyledim. Ben mevduata giderim, orada park ederim birkaç ay durumu görür, ondan sonra tekrar dönüp gelebilirim. Ee, bu size kalmış bir şey. Şimdi gelelim ikinci seçeneğe. İkinci seçenekte de dediğim gibi e, doların durumu altının durumu ortada. Burada ne yapacaksınız? Şimdi bugünden avantajı olan şu aslında e, bugün alanlar ya da bugün toplayanlar bugün alanlar işte bir mesela e, Mayıs'a Haziran'a göre daha düşükten almış olacaklar. Neticede biz Mayıs'a kadar bu rakamda kalamayacağız. Örneğin 1850-1900 TL ise gram altın, biz Mayıs'a 1900'e girmeyeceğiz neticede. Yani 2000 TL'leri geçecek. Yani e, artış sınırlı da olsa onsta gramda fark etmez. E, neticede yükselerek devam edecek. Ve Ne olacak? Biz zaten düşükten ne yapacağız? Almış olacağız. Ha şimdi diyeceksiniz ki hocam siz nasıl bir program uyguluyorsunuz? Ben e, yani hayatımda gidip mevduat faizine e, para yatırmadım. Daha önce de söyledim size. Yani çok böyle hani mevduata e, hani çok inanan hani parasını yöneten için çok e, oralarda park etmediğimi söyleyeyim. Yani inanıp inanmama meselesi değil, inanan da olabilir bu bir tercih meselesi e, tamamen. E, ama ben oradan çok portföyümü sağlamlaştırmayı ve e, e, hani buradan elime ne olursa olsun düşükten alabildiğim kadar bir şeyler almayı planlıyorum. E, portföyde neler olabilir? Şimdi e, ne olursa olsun borsa yoluna gidecek arkadaşlar. Öyle ya da böyle ki gidiyor. Yani bir gün o 8500'leri de geçeceğiz, geçeceğiz. 10 binler 11 binler de Aa, Ne zaman gelir konusu dediğim gibi bunlar hep soru işareti. Ama e, gerçekten şu anda mesela hisse bazına baktığımız zaman hisselerde neredeyse yaz aylarındaki düşük rakamları görüyoruz. Yani oralara kadar inmiş durumda. E, hala toparlanamayan çok düşük kalan hisseler var e, ee, yani mutlaka mesela hani borsa borsadan direkt hisse den bir tane hisse alınabilir birkaç tane hisse konabilir veya yatırım fonlarından ben hisseden anlamam diyenler için e, borsada yatırım fonları var hisse fonları alımı e, yapılabilir yani ikinci seçenekten bahsediyorum portföy oluşturmaktan bahsediyorum borsa yanına ne koyarsınız mutlaka altın ve gümüş. Neden? Çünkü gram gümüşte de gram altında da yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Yani göstergeler e, bize bunu gösteriyor. Hem temel hem makro hem içerideki e, ince ayarlarına baktığımız zaman e, bize gram altında da gram gümüşte de gidişin yukarı yönlü olduğunu e, gösteriyor. Keza borsa da aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla e, portföyümün içerisine mutlaka e, hisse mutlaka gram altın e, isteğe bağlı olarak gram gümüş orada ayarı siz yapacaksınız ve e, yabancı borsalar neden yabancı neden Amerika borsaları Amerika borsaları özeline söylüyorum şimdi Amerika borsalarında da borsasında da Evet bir resesyon bekliyoruz. Hani o çok borsalara yaramayacak gibi dursa da. Şimdi bu bahsettiğim portföy şunu söyleyeyim. Kesinlikle 3 ay 6 ay için değil. Bu ikinci seçenekten bahsediyorum. Asla 3 ay ama bunu bak bunu söylemeyi unuttum. Çünkü sonra karşıma çıkarırsınız. Ee, kesinlikle burada uzun vadeli en az 1 yıl... Bir buçuk yıl hatta 3 yıl pozisyon hatta 5 yıl yani uzun vadeli pozisyon alacaksanız buna girin. Kısa vadede mevduat faizi. Daha sağlamcılar orası. Ama daha uzun vade biraz daha ben kendi portföyümü ayarlarım. Daha uzun vadeciyim. Şimdiden alırım. Fiyatlar oldukça ucuz zaten yükselecek diyenler için. Yoksa Amerika borsalarında da şu an bir trend yukarı yönlü kendini düzeltmiş durumda. Yani yukarı yönlü sinyal geldi çünkü. Ama hani bir resesyon durumu da önümüzdeki sene ağırlık kazanabilir. Fakat faiz baskısı kalktı. Dolayısıyla Amerika borsalarından da artık toplayabiliriz. Yani koyabiliriz. Artık buraya da yönelebiliriz. Ve mesela ben bu portföyü yaptım. Ben bu portföyün içerisine bir miktar Faizler yüksek olduğu için içerisine Eurobond ve para piyasası fonu. Çünkü para piyasası fonunda da aylıkta artık 35 dört yaklaşıyoruz. Yani ben mevduata götürmedim. Ama güveniyorum biraz e, hisse alayım. Biraz yanına işte e, Amerika borsası içeride bizim borsamızdan koyayım. Altınımı alayım. Yanına da paramın bir miktarıyla para piyasası fonu alırım. Yatırım fonlarından bahsediyorum. E, yanına Eurobond koyayım. Onlar da portföyünüzü hecedebilir. Ama burada uzun tutacaksınız. Uzun düşüneceksiniz. Şöyle olur. Ne olur? Faizler mesela geri gelir. Faizler geri geldiğinde para piyasası e, fonlarından işte Eurobondları tekrar değerlendirirsiniz. E, özellikle para piyasası fonlarından işte birkaç ay sonra e, o yüksek getiriyi aldıktan sonra faizler baktık düştü. Oradan ne yaparsınız? Çıkarsınız tekrar e, gidersiniz. O zaman en düşük ne var? İşte borsa mı var? Altın mı var buraları tekrar yönelebilir hani sağlamcılardan bahsediyorum hani biraz daha hani risk alayım ama hani bir tarafında sağlam olsun diyenlerden böyle bir mixte ikinci seçenek yapılabilir yani bu ikinci seçeneği portföy yaparken bakın bunları ben eğitimde anlatıyorum bunlar çok önemli bilgiler portföyler kişiden kişiye değişir bu tamamen sizin risk algı, algınıza göre değişir ne kadar risk alabiliyorsunuz ne kadar mesela Borsa risklidir. Yüksek risk içerir. Ben riski sevmem diyenler için biraz daha düşük pozisyon taşıyabilirler. Ben biraz daha sağlamcıyım diyenler para piyasası euro montları biraz daha arttırabilirler. Mesela. Buna göre kendiniz karar verin. Yani portföyünüzdeki yüzdelik oranını siz karar verin. Çünkü yatırımcının statüsü de değişiyor. Hangi yatırımcı statüsüne giriyorsun? Yüksek risk grubuna mı giriyorsun? Düşük risk grubuna mı giriyorsun? Orta risk grubuna mı giriyorsun? Buna siz karar vereceksiniz. Bazı testler var şeyde de internette de geziniyor. Açın bakın internette Google'dan arama yapın orada da kendinize bir takım testler uygulayıp ben hangi yatırımcı statüsüne giriyorum diye kendinize bu soruyu da sorabilirsiniz arkadaşlar böylece ne olacağınızı da düşünebilirsiniz. Soru yorumları yine bırakın. E, tabii portföy oluşturumu tamamen kişiye özel. Yani e, gerçekten iyi finansal okur yazarlığınız olması lazım bu portföyü e, yapabilmek için. E, ha diğer taraftan ev, araba bu tarz şeylerde de şu an çok hani alım için, alım için gerçekten böyle şartların iyi olduğu zamana girdik. Yani sonuçta maliyetler e, en nihayetinde yansıyacak. En nihayetinde bir düzeltme hareketi dolarda da konutta da son bulacak. En nihayetinde de fiyatlar yükselecek, yükselmeye devam edecek. Şimdi dolayısıyla böyle zamanlar yani duran zamanlar, bakın hep söylüyorum, bir bugünü değerlendiriyoruz, diyoruz ki bakın böyle kötü bir dönem, fiyatlar işte durdu, hatta reelde düşüyor, nominalde de baya bir düşüş var. Böyle bir zamandan geçiyoruz. Bu aynı zamanda ihtiyacı olanlar için, yani alım yapmayı düşünenler için. Ee, do güzel zamanlar Yani bunu ben birkaç aydır anlatıyorum birkaç aydır söylüyorum yine burada da söylemiş olayım ee, bunları da böyle bir düşünceniz varsa bunları da değerlendirebilirsiniz bunları da alın neticede bu tarz yatırımlar uzun vadeli yatırımlar yani aldığınız 3-5 sene en az elinizde zaten tutacaksınız en az 5 sene tutmanız lazım çünkü diğer türlü vergi ödüyorsunuz değer artış kazancı o nedenle 5 yılda da zaten fiyatlar yükselecek yani 5 yıl az değil yani ee, orada da yine kazançlı çıkmamanız zaten mümkün değil. Yani burada amaç varlığa yatırmak, varlıklarda kalmak arkadaşlar. Ya kısa vadeli faiz ya da uzun vadede varlıklarda pozisyon alıp e, elimizdekileri korumak ve arttırmak olmalı. Neyse daha detaylı e, böyle canlı yayında belki biri bir e, konuşarak e, bazılarınızın sorularına e, cevap veririm. Şimdilik burada bitirelim. Güzel bir hafta sonu olsun. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. うん。<music>